Evet, bu özel dosyayı Hazar Dost hazırladı. Bu akşam da ikinci bölümü ekrana gelecek. Hazar Dost şu anda stüdyoda. Öncelikle tabii hayırlı olsun. Yeni Teşekkür de başladı Sırcı Televizyonu'na. Teşekkür Tabii mesela biz her işit saldırısından sonra özellikle mesela kilise saldırısından sonra da 7 yılın ardından ilk defa işte bir eylem düzenlemesi özellikle ona vurgu yapılmıştı ve hep mesela uyan hücreler uyan evler üzerinden konuşuyoruz bu meseleyi bir kere Türkiye'de etki üretecek ciddi anlamda bir yapılanmaları var bunu kabul etmek gerekiyor galiba doğru mu? Doğru evet aslında bunu 2013'ten 2012'den itibaren aldığımız bir şey var. Selefi cemaatler Türkiye'de e, varlar. E, doğrudan bunun radikalleşmediği halde de bulunuyorlar. E, radikal unsurlara katıldıkları halde de bulunuyorlar. E, ve IŞİD dediğimiz yapının kendisi de e, buraya bu bu gibi cemaatler için özellikle e, 2013-2014'te e, çok çekiciydi. E, bunu da kendileri inkar etmiyorlardı. Çağrılarını yapıyorlardı oraya e, militan desteğinde bulunuyorlardı. Bu arkamda gördüğünüz grafiğin kendisini Türkiye vilayeti, IŞİD'in Türkiye vilayetinin e, valisi Kasım Güler çizdi. Burada e, on binlerce militanı olan e, bir örgütün yapısını görüyoruz. Bunları gördük daha önce, biliyoruz. Ama burada ilginç olan e, yani 7 yıl sonra 2024'te kiliseye saldıran iki tane IŞİD'li teröristin e, nereye bağlı olduklarına dair kafa karışıklığı vardı. Şöyle bir açıklama yaptı. IŞİD'in Türkiye valisi, işit İşedin Türkiye vilayeti saldırıyı biz yaptık dedi. Hı. Neydi peki Türkiye vilayeti? Bunu anlamamız gerekiyordu. Burada gördüğümüz, işit Irak Şam haricinde hı hı. buraları vilayet olarak ayırırken aynı zamanda Türkiye'yi de bir vilayet ayırıyor. Burada da kendi valisini, yardımcısını ve yardımcıların da bölümlerini ayırıyordu. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey aslında Türkiye vilayetinin hala bugün e, neredeyse her hafta iki tane IŞİD hücrelerine operasyon yapılıyor. E, i̇tirafçıları yakalanıyor ki bunların e, bir kısmı Türk vatandaşı, bir kısmı Suriyeli, işte Çeçenistan'dan gelen var, Özbek olan var, Çin vatandaşı olan var. E, ki bunların hepsi e, Türkiye'de düzenlenen saldırılarda bildiğimiz, gördüğümüz e, insanların e, ilişki ağlarından çözülenlerdi. Burada ilginç olan şeylerden biri şu, burada gördüğümüz Türkiye vilayeti Ukrayna, Rusya, Azerbaycan ve Avrupa'da 3-4 ülke olarak gözüken yer 2020 sonrasında birleşiyor. Yani 5-6 ülkenin bir araya geldiği bir vilayet kuruluyor, başka bir yapı kuruluyor. Bunun başına da Mustafa Dokumacı geçiyor. Türkiye'de IŞİD saldırılarında, IŞİD yapılanmalarının ismini duyduğumuz bir isim. Mustafa Dokumacı geçiyor. Türkiye vilayeti dediğimiz yapının hala aktif olduğunu, hala bir şekilde Türkiye'de iletişim kurabildiği, ilişki kurabildiğini gösteriyor aslında bu. Kasım Güler'in itiraflarından aktarıyorum bunları. Mustafa Tokumacı nerede şu anda? Bilmiyoruz. 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 Evet bilmiyoruz. Yani ölmüş de olabilir, e, ya Türkiye'de olmadığını biliyoruz. Ölmüş de olabilir. E, bunu anlatan kişi Kasım Güler. E, çünkü IŞİD vilayet yapısı itibariyle 2017'den sonra IŞİD'in merkezine bağlanıyor. Burada e, iki tane, e, aslında üç tane e, elimizde delil var. Birincisi Ebu Bakır Bağdadi, IŞİD'in o dönemki lideri, e, kurucu liderlerinden olan Bağdadi, e, 2019'da bir görüntü görüntüsü yayınlandı Bağdadi'nin ve elinde Türkiye vilayeti dosyası vardı. Hmm. Burada biz şeyi anlamıştık aslında, evet bir emir var. Yani Türkiye'ye bakan bir emir var diyorduk. Ve sonrasında e, zaten saldırılarda vesairelerde de, e, içinde yabancı savaşçılar kullanılsa da içinde lojistik desteği sağlayan Türkler olduğunu görüyorduk. Türk vatandaşlarının olduğunu görüyorduk. Diğer grafiği alabilirsek e, yapılanmayı anlatan, e, itirafları anlatan Hı -hı. orada aslında bize bazı yerlerde bazı iddialar Kasım Güler'in itiraflarında. Evet, Kasım Güler'in itiraflarında. Güler e, özellikle o e, Türkiye'deki yapılanmanın şeylerini, şifrelerini o ortaya koyuyor, değil mi? Evet. Çünkü burada anlatıyor. Yani kendilerine neler yaptığını anlatıyor. Bu şunu e, tabii ki değerlendirirken şunu bilmek gerekiyor. Kasım Güler e, her şey anlatmıyor. Her şey anlatmıyor olabilir. Hı hı. Burada doğrudan anlattığı her şeyi doğru kabul etmekte bizi yanlışa sürükler. Fakat e, burada gördüğümüz, bildiğimiz şey şu. Şimdi 2017'den önce Türkiye'de çok kanlı saldırılar oldu. Evet. E, 10 Ekim katliamı oldu, Suruç katliamı oldu. E, havalimanı saldırısı oldu, bunların hepsini değerlendirdiğimizde 2017'de Türkiye vilayetinin kurulduğunu biliyoruz ama öncesinde bu şey nasıl çalışıyordu, bu yapı nasıl çalışıyordu diye baktığımızda aslında yine Türkiye vilayeti resmiyete kavuşmamış olsa bile burada Türkiye vilayetinden, Türkiye'den IŞİD'e katılan kişilerin bu saldırıların organizasyonunda yer aldığını görebiliyoruz. Nasıl görebiliyoruz? Örnek veriyorum Rus uyruklu, saldırganlar, havalimanı saldırganları. Türkiye'ye geldiğinde kolaylaştırıcı kolaylaştırıcı onların nasıl gideceğini, silah teminini sağlayan bir Türk var. Hı hı. Emniyet bunları da tespit ediyor. Suruç saldırısında bomba gelirken işte bombalar ya da mühimmatlar hı hı. gelirken arada o sınır geçişini sağlayan kişi İlhami Balı. Burada Kasım Güler ve isimler kafa karıştırmaması açısından şunu belirtmekte fayda var. İlhami Balı Türkiye vilayeti için ve IŞİD için Joker konumunda. Çünkü hem sınır geçişlerini, sınır köylerini çok iyi biliyor. Lojistik emiri olarak biliniyor zaten. Sınır emiri olarak biliniyor. Bu ne demek? Şöyle ki Suriye'ye bir cihatçı gidecekse İlhami Balı'yı aramak zorunda. Ki bunu Doğu Eroğlu Iştağları kitabında ve o dönemki haberlerin de araştırmacı gazeteci Doğu Eroğlu uzun uzun anlatmıştı. Birçok militanın İlhami Balı'yı arayıp geçişini sağladığı, mühimmatların onun vasıtasıyla geldiğini anlattığı bir kitabı vardı. Burada Türkiye vilayeti neden kuruldu e, sorusuna da yanıt vermek gerekiyor. Dosyamızda buna da yanıt vermeye çalışıyoruz. E, Gaziantep grubunu biliyoruz biz. Gaziantep grubu e, Suruç Ankara saldırılarının doğrudan muhataplarıydı. Bu grup e, kendi inisiyatifleriyle yapıyordu bu eylemleri. Diğer yapılardan, diğer mescitlerden bağımsız olarak. E, kendi inisiyatifleriyle düzenledikleri eylemlerdi bunlar ve çok kanlı eylemlerdi. Doğal olarak IŞİD'in e, sınırında Türkiye gibi askeri gücü olan bir ülkeyle mücadele etmesini o, o koşullarda güçleştiriyordu. Ve e, IŞİD burada siyasi bir hamleyle Türkiye vilayetini, eylemlerin inisiyatifini kendine bağlayabilmek için bu Türkiye vilayetinin kurulmasını istedi. İtiraflardan, iddianamelerden ve soruşturmalardan ha, bunu anlıyoruz. Daha kontrollü evet. saldırılar gibi yani öyle ifade edebileceğimiz evet. bir e, durum. Peki şimdi... E, Hani bugünkü dosyada da daha çok mesela, işte Suriye'deki ayak ama Türkiye'nin beslediği Suriye'deki ayak, <laughs> değil mi? Ona odaklanacağız e, bugünkü e, dosyada. Ciddi anlamda Türkiye'den katılım var mı hala? Hala olduğunu söylemek zor ama e, şunu biliyoruz, e, binlerce insan gitti. E, yani il sayısı vermek gerekirse belki 81 ilden gitti ama yapılanmanın e, Ana omurgasını oluşturan yerler İstanbul. İstanbul'daki hı hı. mescitler, Konya'daki mescitler ve devamında Şanlıurfa, Adana, Gaziantep'teki mescitlerdi. Hücreler de diyebiliriz bunlara. Buralardan 20'şer, 30'ar kişinin gittiğini biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. 2017'de IŞİD'e koalisyon güçlerinin ve Türkiye'nin Afrin operasyonuyla beraber hani hı hı. sınır hattında güvenli şeridi oluşturmak için düzenlediği operasyonla beraber IŞİD bir daralma yaşadı. Sınır attığında da ve güvenli alanlarını kaybetme konusunda da. Buradan sonra örgütten, örgüt e, buraya gelmeyin dedi. Buraya gelmeyin, bulunduğunuz yerlerde tırnak içinde cihat edin dedi. Eylem talimatı verdi. E, <laughs> bulunduğunuz yerlerde derken Türkiye içinde diyor ve burada da eğitiliyorlar mı? Burada eğitildiğine dair, buralarda eğitim yapıldığına dair iddianamede, iddianamelerde e, bilgiler var. Ama bunu doğrudan doğrulayabildiğimiz, fotoğraflayabildiğimiz Yer bir şey yok. olduğunu söylemiyoruz. Ama hmm. olduğunu kaynaklardan da duyduk. Evet, bu Türkiye'de eğitim yapıldığına dair alanlar olduğu, belli bölgeler olduğunu duyduk. Peki, Hazar, şimdilik teşekkür ediyorum. Çünkü yarın yine eğer gündem elverirse... verirse. Konuşacağız kendisiyle çünkü birkaç bölümle bu özel dosyayı açtık. Dolayısıyla şimdilik teşekkürler, eline sağlık.